Neyse, hadi bu konuyu da kapatalım. Dani başka bir gelin adayıyla tartıştı bugün. Hazal'la. Neyi kız? Ben yapmadım bir şey, ben tartışmadım. İzleyeceğiz bakalım kim tartışmış. Yani bilmiyorum, yani bir polemik diyeyim. Hani böyle haber programı tadında olsun. Evet. Bir polemiğe girdi. Bakalım efendim konu neymiş, kim haklıymış değilmiş, onu da yorumlayalım. Konuşalım. İzledim, gördüm. Yani dedim böyle yapıyorsun. Mutfak, hani o zaman canım mutfağım ben benim. Takip ediyorum hani mutfak atışmalı. Bu galada da Emre'ye yazdığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Biliyorum. İçine doğdu. İçime doğdu değil çünkü bundan sonra yazacağını biliyorum Danicim. Emre nasıl biliyor musun? Emre'yi ben insan olarak severim dinle. Ama Emre bana çok saygısızlaşmaya başladı. Üçüncü defadır yazıyorsun. Neden yazıyorum ama? Durup dururken yazmam ben hiç kimseye. Emre'nin bana karşı saygısızca davrandığını düşünüyorum. Azal kusura bakma. İlk yazdığın Emre bana şu ana kadar hiç bağırmadı. Senle ne zaman ilişkiye başladı bana yükseldi. İlk yazdığın zaman sadece seninle beraber atışmalarımız olduğu için sen Emre'ye yazdın. Niye eleştiriye açık değilsin? Yok eleştiriyorsun zaten. Beni burada herkes eleştirebiliyor. Ben beni eleştiremezsin demedim. Sen şu an Emre'yi eleştiriyorsun ama. Eleştiririm. Neden Emre'yi yazdın? Beni eleştirmiyorsun. Onu açıklıyorum. Emre'yi eleştiriyorsun. Ben senin neden yazdığını biliyorum. Neden? İlk sefer. Sana göre yani sana göre neden ben Emre'yi yazdım? Bana göre değil canım. Naniciğim ilk yazdığında seninle atışmamızdan dolayı yazdın. Sonraki yazdığında Emre'nin sana yükseldiğinden dolayı yazdın. Evet. En son yazdığımızda zaten sürekli artık karar mı verdin, ne yaptın yazmaya karar verdin. Hayır. Ben de bundan sonra karar verdim. En son yazdığımızda yaptığı tavrı çok yanlıştı bana göre. Hani beni sanki muhatap almıyor. Anladın, ben burada bir birey değilmişim. Yani beni benliğimi görmemeye başladığı için Emre ben onu yazmaya başladım. Ama şu anda farklı bir durum var. Hı. Bak şu anda Mehtap'la ikiniz bir ilişkinin bozulmasına sebep oldunuz. Farkındasınız değil mi? Mehtap'la ikimiz mi? Evet. Aslında üçüncü kişiyi de sayman gerekir diye düşünüyorum. Üçüncü kişiyi bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Üçüncü kişi kimdir? Ama gelince Hande'ye de soracağım. Belki Hande'dir. Evet. Emre'yi yazmasından çıkmış konu Dani'nin. Evet. Nereye varmış? Oo devamı da var. Nerelere gittik ama orta yolu bulduk diye düşünüyorum. Sence Dani Emre'yi niye yazdı? Benim yüzümden yazdı. Evet, sürekli ikiniz kavga ettiğiniz için. Evet. Hayır, ben Emre'nin bana karşı olan tavırlarından tamamen onu yazdım. Çünkü Emre bana göre bana karşı saygısızlaşmaya başladı. İkinci defa yazdı zaman bu benim ona fikrim. Karşı tavırlarından dolayı. Yani yükselmelerini falan ben hiç görmemiştim şimdiye kadar Emre'nin bana karşı. Ve bunları artık artarak gördüğüm için ben böyle düşünüyorum. Yani sebebi bu. Öyle mi? Yani o öyle düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Bence görünen köy kılavuz istemez. Emre çok sinirli bir insan haline geldi. Sen kılavuz iste ben veririm. Sence niye yazdı Emre'yi? İlk başta bizim atışmalarımız olduğu için yazdı. Ondan sonra ben gala gecesinden senle izledim. Seninle bir alakası yok. Ya Emre ile benim hayatım tamamen. Canım benim Danicim ya, yavrum niye anlamak istemiyorsun? Biz seninle tartıştık. Ondan sonra sen gittin bana gıcıklığına Emre'ye yazdın. Ben de sen öyle düşünüyorsun. Ben de öğrendim. Bak açıklıyorum haftaya, sen niye anlamak istemiyorsun ki? Ben de Tankut'u yazdım. Bundan sonra hatta Tankut'un yüzüne bile bak, ben söyledim. Bundan ben sonra gıcıklığına hep seni burada hiçbir dedim. Zaman hiçbir şey yapmadım. Ve senin yüzünden ki yazdım. Gıcıklığına tavır yapacak bir insan değilim. Ya yani benim seviyemdeki davranışlar olamaz. Tamam. Emre bana yükselirse tamam. Benim bu davranışım ona tepki olur. Tamam yani mı? Sen şahsi yani olarak Emre'den hoşlanmadın. Benim lügatım da yok öyle şeyler. Tamam tatlım. Şahsi olarak tamam. Emre'den hoşlanmadığın evet. için mi yazdın? Şahsi olarak saygısızlaştığını düşündüğüm için Sedam. Bana karşı. Tamam. Bir bayana karşı ki Emre Sedam. Böyle tavırlar yapmazdı eskiden. Tamam. O yüzden. Şu anda zan altında bırakılıyorum. Tabii zaten söz hakkını sana verecektim. Geçtiğimiz kayıtlara bakarsanız eğer o gün benim Daniele'ye karşı konuşmam 1,5 dakikaya yakın sürdü ve 1,5 dakikanın içerisinde hiçbir saygısızca söylenmiş bir cümle yoktu, bir kelime yoktu. Ben tekrar tekrar izledim, baktım. Tankut da hatta ondan sonra burada yükseldik. O da bana aynı şekilde Dani'ye saygısızlık yaptın diyerek bana ithamda bulundu. Kendisi şu anda burada yok, o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum ama aynı o dilimi eğer insanlar açar tekrardan izlerlerse cümlelerimin içerisinde hiçbir kelimemde karşımdaki insana saygısızlık yapacak bir şey yok. Sadece durumu eleştiriyorum, durumu analiz ediyorum ve karşımdaki insana söylüyorum. Bunu söylem dilimde belki de sert bir üslup olabilir. Yani, evet o yüzden zaten. Hani şu şekilde. İşte şuna Bağırmam bakarsan zaten, eğer onu da görürsen yani. Bunu da bu şekilde yaparsan görürsün gibisinden. Hani bu tarz bir tabirle kullandığım için belki karşımdaki insan yanlış anlamış olabilir. Ama
Yani bu burada ilk defa yaşanmadı. Ben insanlara normalde hep iyi niyetle giden bir insanım. Benim o gün kızmamın nedeni de üstelik, yani o raddeye gelmemin nedeni de ondan 5 dakika önce, hatta 1 dakika önce verilen VTR'ydi. VTR'de burada benim Tankut'a olan bir tavrımın yanlış anlaşılması ve yanlış anlaşılma sorucu oradaki bütün gelin adaylarını böyle galyana getirircesine bir konuşma yapmıştı Dani. Ve sonrasında da kendisi aslında ya böyle... Ya sen şu an olan olayları anlatıyorsun da bunları izledik yani işte. Anladın mı? Olan olayları zaten anlatma. Dani'nin sana yazması da bozuldun mu? Seda Hanım, yani ben hiçbir şeye bozulmadım. Sadece ben altında değil. Bırakılıyorum. Beni istediği kadar yazsın Daniela. İstediği kadar yazsın. Hani hiç fark etmez. Zaten yazıyor da yazma da demiyorum. Ben bu zamana kadar beni kaç kişi yazdı, ben hiçbirine beni niye yazdın da demedim. Sabaha kadar yazsın. 5 kişi aynı, 3 kişi, 4 kişi oy vermedikten sonra onun tek oyu hiçbir işe yaramaz yani. Kimse ya kusura bakmasın. İşe yarayıp yaramamak değil Emre, sen anlamıyorsun. Diyorsun ki kırıcı hiçbir söz kullanmıyorum. Ama zaten benim anlatmak istediğim şey şu. Sen bağırarak benimle konuşmaya başladın. Tankut Hazal'a tamam, bağırıyorsa, hayatım, özür dilerim artık sussun. Sen de benimle bağırarak konuşamazsın. Bir bayana bağırarak konuşmak da saygısızlıktır. İlla küfür etmen, hakaret etmen gerekmiyor. O da bir hakarettir. Yani bir bayan eğer karşısındaki erkeği... Böyle bir hakarette bulunmadı. Bir saniye bak, haklar eşittir. İnsanlar arasında, kişiler arasındaki haklar eşittir, tamam mı? Bir erkeğin bir kadına karşı eğer saygısızca bir tavrı varsa, bir kadının da bir erkeğe karşı saygısızca tavrı olabilir. İstediğin kadar yazmaya devam edebilirsin. Benim kimseye karşı bir saygısızlığım olmamıştır. Bu sana saatten göre, sonra da bak, olmaz. Diyorum, bana bağırdığın an bana saygısızlık etmiş olursun. Bir erkek bir bayana bağırmamalı, bağırmadan konuşmalı. Bu benim için bir saygısızlıktır arkadaşım. Yani benim sen için. Emre'nin o günkü davranışlarından dolayı hoşlanmadığın için burada tartışmanıza ben de şahitim. Yazdım gitti diyorsun. Evet. Hazal'la bilgisi yok. Ayrılmalarını benim istediğin yok. Hayır, üç haftada zaten en son tartışmasında ya zaten dayanarak yazıyor. Yani iki hafta öncesinde de o en son tartışmasına göre yazıyor. Yazmak ya Seda Hanım yaşanan... Aynen kimse kimseye hesap yazmak, vermek zorunda değil. O değil. Bir, konu o değil burada herkes kardeşim. Yaşadığı... Ben işte konu ben Tankut'u yazdım onun konusunu getiriyor. Hayır. Ben asla misilleme yapacak bir bayan değilim. Evet, yazmamın sebebi bu. Mehtap. O yazarsa dur, ben düşünürüm, ben de yazarım kardeşim. Yazsın bir de yazarım. Tankut bak, gelsin, yazdığı sürece yaparım. Sen bana bak, misilleme yapmak için yazmış olabilirsin. Değil. Ama bak, benim amacım asla bu Tankut değil. Tankut aynısını yaptı canım benim bak. Eşin de aynısını yapıyor, sen de aynısını Tankut yapıyorsun. Tankut sana hiçbir zaman bağırmadı sen... Hazal. Asla. Tankut bir bayana bağırarak konuşmaz. Sorun hayır, bu değil. Tatlı ama benim şey yazdığı yazma konusunu söylüyorum. Herkesin konuşmaz yaşadığı zamanında ilişki... Zamanında Melis'i buradan evden kovarken konuşmamıştı değil mi canım? Neyse. Ya olabilir. Ben bir şey Emre, demiyorum. Görünen köy kılavuz istemiyor. Çok fazla uzatmanın lüzumu yok. Senin tavırların zaten net ortada. Yaşadığınız ilişki de çok güzel net ortada. İlişkinizde mutlu olup mutsuz olmanız beni hiç alakadar etmiyor. Ki dediniz ya ayrımalarını bak, istemiyorsunuz diye. Zaten ben Emre gibi bir karakterle yapamam, mümkün değil. Mutlu olsunlar, böyle mutlu olacaklar. Kızım benim mutlu ya olsunlar. Sen bak şimdi ama bak diyorsun ki öyle bir yerden konumunda... Gelip, öyle bir yerden geliyorsun ki bak. Öyle bir yerden, şey söyledi Seda bak, Hanım. Öyle bir yerden geliyorsun ki sonra diyorsun ki Hazal niye böyle sinirleniyorsun? Sinirlenecek bir şey yok Hazal'cığım. Tatlım Seda benim. Seda Hanım dedi sen ki de en son konuşmamızda ben de hayır dedim. Keseceksin sesini, konuşmayacaksın. Ama bu bak, kadar böyle basit. Yükselme. Bu kadar basit. Ben ya bir şey söyleyeyim. Siz çift olarak çok Hazal, sinirlisiniz. Evet öyleyiz. Ben de Emre gibi bir karakterle benim yapamam Hazal, lafımı seni bu kadar Hazal, sinirlendirdi. Hazal. Ya diyor ki hala onu, ya bir şey Hazal, konuşuyorum lütfen yapmayın bununla ya. Bak benim sinirlendiğim konuları biliyorlar. Daha önce biz bu konuyu konuştuk. Konuşmayacaksın arkadaşım. Bitti. Niye kapatacaksın ya? Yapma. Sen istemiyorsun diye ben burada fikirlerimi söyleyemezdim. Ya kızım böyle kendin mi hakkında Emre'yle hakkında fikir üretmeyeceksin. Niye? Başka kimin hakkında? Sen kendini Emre'yle nasıl aynı kefeye koyarsın? Ben Emre'yle kendimi aynı kefeye koymuyorum. Ay demin aynısını yaptın. Seda Hanım siz bana demediniz mi ilişkilerinin bitmesini evet, ilişkilerinin diye. Onları ben ayırmak de, için mi yollamaya çalışıyorsun? Ben de dedim ki Emre'yi böyle bir şeyle kesinlikle itham etmiyorum. Ya da Hazal'ı cezalandırmak mı ya da Emre'ye mi? Konu ne? Ki benim oyunla senin sinirlendiğin konuyu ben biliyorum. Senin kelime sinirlendiğin neydi? Konu da ben Emre'yle yapamam zaten cümlesi. Evet. Yani ayrılmalarını niye istiyorsun? Kendim için mi isteyeceğim yani? Sahip değil bana ne ayrılmışlar? Zaten Emre'yi yollamaya çalışıyorsun. Emre'yle tamam, nasıl yapacaksın? Bu kelimeyi ya söyleyecek öyle bir şey yok Seda Hanım. Benim değil, tek oyunla Emre buradan gitmez ağzını ki. Ağzını almayacak bitti. Ben onu nasıl eşinin ağzını almıyorsam o da benim nişanlımı ağzını almayacak. Hazal kusura bu bakma. Bu kadar basit. Konuşmuyorum seninle muhatap da olmuyorum. Seninle düzgünce konuşuyorum. Sen yine dikenlemesine geliyorsun arkadaşım. Bir şey söyleyeceğim. İstediğim kişi hakkında yorum yaparım. Ne yaparsan yap söyleme bana bir şey. Bana bağırma ya. Sana ne? Bağırma. Bak şu anda bak başka bir yere geliyorsun yapma. Tamam ya mı? Böyle bir şeyim var Seda Hanım. Bir şey soruyorsunuz cevap veriyorum. Şöyle
Herkes istedi. Çocuklar çok az vakit kaldı. Konuda da çok az. Senle düzgünce konuştuk. Dikkat et Dani. Konuştuk değil mi arkadaşım? Ya Hasan ben istediğim gibi fikir üretirim. Bak işte üretme demiyorum. Böyle bir özgürlüğüm var. Kelimelere dikkat et. Sen beni kısıtlayamazsın. Ben seni kısıtlamıyorum. Canım arkadaşım bağırma. Sadece dikkat edeceksin arkadaşım. Hangi kelimelere? Daha demin bak. O konuşmanın devamı da vardı. Onu da konuştuk. Bak düşün tamam. Anladın mı? O zaman bak, bir dakika. Düşün. Senin anlayabileceğin bir dilde konuşayım. Düşün. Şimdi Seda bak, Hanım böyle bir şey diyor ya hani anlayabileceğim bir dilde anlatıyorum. Anlayabileceğim bir ben seni anlayamıyorum ama yapma. İstiyorsun da yazıyorsun dedi ya ben de dedim ki hayır böyle bak, bir işte. Niyetim yok. Zaten Emre'yi ayırıp senden alacak değilim. Çünkü ben Emre'yle zaten yapamam. Anladın mı? Yani niyetim kesinlikle sizi ayırmak Seda Hanım, değil. İşte bu cümle, Seda Hanım, bu cümle oluyor diye ya düşünüyor. Sen istediğin yere çekiyorsun ya. Sen istediğin yere. Hani bir de geçen hafta söylediğin. Ayırmak hep, muhabbeti yok ama yani Dani, onu anlatıyorum. Hep tartışmalarımızın konusu bu söylediğin cümleler. Hatırlıyorsun değil mi? Yani hep bunlardan çıkıyor. Bir tanesi ben bir hatırlatayım. Şey bir saniye hızla hatırlatayım. Tamam. Bir tanesi de yok, senin kına geçenden sonra. Ben karısı gibi hissettim. Burada oturduğu konuştuğu zaman. Ona daha böyle anaokulu falan tartışma konuşmak lazım galiba. Bir de şöyle bir durum var. İstediği kelimeyi istediği yere çekiyor. Emre'ye yazarken, bir gram dahil, düşünmedi. Bir gram dahil bizi ayırmak istiyor Emre'ye kendine işte yapacak bizi ayırıp Emre yazın asla öyle tamam. Düşünmedim. Seda yemin ediyorum öyle bir şey düşünmedim. Verdim. Bak öyle bir şey zaten sen düşünmüyor ben olabilirsin. Ama lütfen dikkat et tamam mı? Sen yeter ki sen kısmetse olur.